Sevgili dostlarım, canlarım, can parçalarım, Ulaş abisinin her şeyleri, abileri, ablaları, ebeveynleri, can parçalarım, her zaman söylüyorum. Her şeyin en kalitelisi, en iyisine layıksınız ve işte beklenen an geldi efendim. Türkiye'nin gerçekten çok 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 özel bir ismi, benim de canım arkadaşım sevgili Ömür Gedik bizlerle. Saatler 13.04 ve Radyo Boğaz 95.8 Çanakkale'de Ulaş Gürdağlar'ın konuğu sevgili Ömür Gedik. Ömürcüm hoş geldin. Ulaş merhaba, nasılsın? İyi canım, sen nasılsın, ne var ne yok? Ben de iyiyim valla, işte ne olsun, güzel her şey yolunda. Harika. Havalar güzel, güzel bir yaza giriyoruz inşallah, her şey daha güzel olacak. Tabii keyifli, sağlığımız yerinde olsun, gerisi geliyor zaten. Evet sevgili Ömür Gedik, bu arada radyosunu yeni açan dostlarımız için bugünkü efendim canlı bağlantı konuğum sevgili Ömür Gedik. Çok özel bir insan, benim de çok sevdiğim sanatçı arkadaşım. Peki, Ömür'üm nereden başlayalım? Şimdi bu pandemide bayağı bir üretkenlik has safhadaydı sende, biliyorum. Bayağı bir çalışmalar yaptın. Çok güzel çalışmalarla yine müzik dünyasına harika parçalarla bizlerle oldun. Bu pandemide özellikle 90'ların bir Serdar Ortaç klasiğini sevgili David Sabo ile birlikte, ona da buradan selamlar. Çok güzel bir şekilde coverladın. Nereden başlayalım? Mesela şeyden... İstersen şu an fonda çalan Yaz Yağmuru'yla başlayalım. Olur tabii ki. Serdar'ın parçasıyla. Hadi bakalım. Serdar Ortaç söz müzik, Yaz Yağmuru. Önce bir slow versiyonunu yapmıştım ben Yaz Yağmuru'nun. Evet. Kış aylarına denk gelen. Sonrasında yaz geliyorken daha biraz hareketlenelim, radyolarda daha böyle enerji dolu parçalar çalarken Yaz Yağmuru'nun böyle bir farklı, daha hızlı, tam remix demiyorum buna, farklı bir düzenleme diyorum ben. Evet. David Sabo ile birlikte dedim ki şöyle enerji dolu, insanları artık o pandeminin üzerimize bastığı o baskıdan kurtaracak bir düzenlemeyle yapalım mı dedim. Hemen kabul etti o da, sağ olsun. Böyle bir düzenlemeyle EP'de yerini aldı Yaz Yağmur. Hem slow versiyonu var, hem de şu anda hareketli, yaza uygun, kıpır kıpır bu yeni versiyonuyla Yaz Yağmur'u dinleyicilerle buluştu. Bir de Ömürcüm, bak şimdi EP diyoruz ya biz eskiden, ben kendi zamanımı söylüyorum. Ben biraz daha duraydım zaten, taş plak çıkaracakmışım. Öyle diyorum kendi kendime. Hamiyet Yüce Sesler'le, Zeki Müren'lerle çıkacak. Hay Allah ya. Şimdi valla onlara da buradan rahmetli olanlara rahmet dileyelim. EP, EP diyoruz artık değil mi şimdi? Maxi single mı diyorduk? Ya EP diyorlar. Ben ilk çıkardığımda işte o Teoman, Halil Sezai, Burak Kut 3 şarkı vardı onda. O zaman maxi single diyorduk. Şimdi EP diyorlar. Ama hani mini albüm de diyebiliriz. Herkes istediği şeyi söyleyebilir bence. Öyle hani çok kurallar, illa EP diyeceğiz, illa maxi single diyeceğiz diye bir şey yok. Bir çalışma, bir nevi çalışma. Yani hani harika. Single da değil. Single'lardan olan çok artık sıkılmıştım. Sürekli bir single çıkarmaktan. Şöyle toplu iki cover, iki tane de yeni şarkının olduğu böyle bir mini albüm diyeyim ben. Yapmayı tercih ettim bu sefer. Hem pandemide de zaten biliyorsun sahneler yoktu. Evet. Vaktimiz bu oldu. Oturarak geçirmek istemedim. Daha böyle üretken bir çalışma yapayım dedim. Onun sonucu olarak çıktı bu. Vallahi çok da iyi yapmışsın. Çok da başarılı. Harika ekiple. Ekiple çok de çalışmışsın. Ederim. Gerçekten harika. Şöyle söyleyeyim. Bu dört şarkılık dediğin gibi ve Aysel Gürel'in Ayrılık Töreni ve bir sandıktan çıkan bir şarkı bu. Hani rahmetlinin, değil mi? Hani evet, yepyeni bir yayınlanmamış şarkı. Hiçbir yerde. Yepyeni, bilinen yani şu anda kayıtlı, herkesin dinlediği şarkılardan değil. İlk kez dinleyecekleri sözler Aysel Gürel'e ait. Evet. Hakan Yeşilkaya bestesiyle buluştu. O bence bu albümde en özel şarkı benim için. Çünkü ilk dinlediğim anda vurulmuştum, gerek sözlere gerekse bestesine. Hı hı. Eylül-Ekim ayı gibi o da kliplenecek. Harika. O da zamanı bekliyor ama şu anda dijital platformlarda ve tabii ki radyolarda dinlenebiliyor. Bizde çünkü bayağı istek alan şarkılardan bir tanesi o. Ayrılık Töreni özellikle ve şu anda çaldığımız zaten fonda olan Yaz Yağmuru. Gerçekten yaza damga vuracak bir şarkı oldu bu. Yani cover da gerçekten, hani cover demiyorsun sen değil mi? Yani cover değil ama çok güzel düzenlenmiş sevgili David'in, evet. Eline sağlık. Evet, sağ olasın. Evet, peki şimdi az önce senin bir şarkını ben yine bu EP'nden yayınladım. Kadınlarla ilgili, kadınlara şiddet, ne bileyim işte kadın haklarıyla alakalı.
İyi bak bana. Heh, iyi bak bana. Onunla ilgili biraz birkaç cümle alabilir miyim senden sevgili Ömür? O 8 Mart kadın Dünya Kadın Hakları Günü'ne denk gelen bir şarkıydı. Neşe Seçil Tokat söz ve müzik. İçinde bir şiir de barındıran bir şarkı aynı zamanda. Evet. Ve özellikle sözlerine ben vuruldum. Biz kadınları çok iyi anlatan bir şarkı. İyi bak bana diyor ama hani her anlamda iyi bak. Hem anlamaya çalış, hem kol kanat ger, hem yanımda ol, hem empati kur, hem yaptığım hareketleri anlamaya çalış. Yani benim gözümden dünyaya bak ki biz bu dünyada barış içinde, şiddetten uzak bir şekilde birbirimizi anlayarak yaşayabilelim diyor o şarkı. Hı hı. Benim için çok özel o şarkı ve her Dünya Kadınlar Günü'nde ve sadece o günde değil, 365 gün bence hem kadınların hem erkeklerin dinlemesi gereken bir şarkı. Onun da yeri çok çok ayrı tabii ki. Şey, biraz da sanki böyle gözdağı veren bir şarkı değil mi? Yok değil şimdi. Hafiften. Yani, birbirimizi anlayalım şarkısı o. Çünkü tabii ki aynı değiliz. Evet. Eşit haklar istiyoruz ama farklılıklarımız var. Ve biz bunları kabul ediyoruz. En azından ben kendi adıma söyleyeyim. Hani her şeyde aynıyız diyemeyiz. Ama birbirimizi anlayarak bu dünyada barış içinde birbirimize destek olarak yaşayabiliriz. Bunu sağlamaya çalışıyoruz. Bu sadece kadınlar için değil, bütün canlılar için geçerli. Her canlı bir nefes alan, duyguları olan, duyuları olan canlılar. Bu yüzden hepsini anlayarak yaşamak. Bu kadın olur, bir engelli olur. Evet, evet. Evet. Bir hayvan olur, bir bitki olur. Yani bütün canlıları anlayarak, birbirimizi anlayarak, empati kurarak ve acı çektirmeden haklarına saygı duyarak yaşamak ve yaşatmak gerekiyor. Bu şarkı da kadınlar için olan versiyondu sanırım. Harika. Bu arada sevgili Ferhat Göçer'e de buradan selamlar ve saygılar. Gerçekten büyük usta, müziğimizin büyük ustası sevgili Ferhat Göçer'in de bir şarkısını sen dön diyemedin. Evet. Onu da yorumladın. Evet, evet. Birkaç cümlede bununla ilgili almak istiyorum. Dön diyemedim. Sözlerimizi Ferhat'a ait bir şarkı. Onu da albüme almak istedim. Hani Ferhat'ın çok sevdiğim şarkılarından bir tanesiydi zaten. Evet. Onu da Raşit Pekmezci düzenlemesiyle albümde yer aldı. O da dediğim gibi keyifle söylediğim şarkılardan biri oldu. İki cover'dan bir tanesi. Aynen. Zaten hani artık o şarkı hani sevgili Ferhat Göçer'in birçok şarkısında olduğu gibi o da bir klasik olarak görüyorum ben o şarkıyı zaten. Evet, evet. Yani Türk müziğinin bir klasiği olarak görüyorum. Aynen. Evet sevgili Aysel Gürel dedik, Serdar Ortaç'a gelelim o zaman, Yaz Yağmuru'na tekrar bir gelelim şöyle. 90'larda gerçekten harika böyle hit olmuş şarkılardan bir tanesiydi Yaz Yağmuru. Nasıl oldu aklına, yani o nereden geldi, nereden Yaz Yağmuru, nasıl? Yani... Valla Serdar'ın daha önce Resim adlı şarkısını seslendirmiştim. Ajda Pekkan'ın söylediği, onu coverlamıştım. Serdar Ortaç şarkılarının coverları gerçekten çok güzel oluyor. Zaten çok güzel şarkılar, çok dinlenen şarkılar. Evet. Yaz Yağmuru da Serdar'ın sahnelerde söylerken seyircilerden gelen tepki de çok öne çıkan şarkılardan bir tanesiydi. Ben de çok seviyordum o şarkıyı. Hem slow hem hareketli olabilecek bir şarkıydı. Hani Serdar'ın böyle daha çok hareketli şarkıları, slow olan şarkıları da var ama slowların arasında farklı bir yerde duruyordu bence. O yüzden bu şarkıyı seslendirmek istedim. Serdar'a gittim, Serdar'a dedim ki ya çok fazla hani resmi aldım senden, bunu da istiyorum ama çok şey istiyorum. O zaman Ömür'üm dedi, yeter ki sen söylemek iste dedi, keyifle dedi. Ve o şarkı da benim repertuarıma girmiş oldu. Şimdi bir Serdar Ortaç Tribute albüm çıkıyor. Oo, güzel. Serdar Ortaç'ın şarkıları farklı sanatçılar seslendirecek. Çok da güzel bir albüm geliyor, onu da müjdesini vereyim. Ama ben o albümden önce Serdar'ın iki şarkısını coverlamış oldum. O şansa erişmiş oldum. Harika. Benim için de büyük bir gurur kaynağı bence. Çok sevdiğim sanatçı çünkü. Evet, Serdar Ortaç'a da buradan selamlar. Bu arada şunu söylemek isterim. Hani müzisyen kimliğimle Sezen Aksu ve genelde Serdar Ortaç'ın parçalarını hani sen de çok iyi bilirsin ki ne bileyim birçok yorumcu yorumlayabiliyor kendi tarzında. Hani böyle bir özelliği var sanki, öyle değil mi Ömür? Hani ya çok sevilen şarkılar, ben ona bağlıyorum. Mesela kim söylese yakışıyor, güzel şarkılar. Bravo. Aynen. Aynen. Herhalde onun etkisi vardır diye düşünüyorum.
Kesinlikle. Peki efendim, radyosunu yeni açan dostlarımız için bugün Radyo Boğaz'ın Ulaş Gürdağlan'ın canlı bağlantı konuğu, benim için çok özel bir insan, hepimiz için öyle, sevgili Ömür Gedik. Ömürcüm, senin o zaman ortak yönlerimiz olan, ben de bir hayvan severim biliyorsun ve kızım var. Ufak. Ne güzel. Bir kız babasıyım, 11 yaşında, ellerinden öper Ömür ablası. Ay maşallah. Şu anda da stüdyoda yanımda yatıyor. Kendi. Kendi. Ay, o kadar yani. Evet evet. Evet evet, şey sağ olsun. Sağ olsun Boğaz Medya'nın sevgili patronu İsmet Akıncı, ona da buradan selamlar. Hafize Hanım'a, çok değerli eşine Beril'e. İzin verdiler Ulaş'cığım, bana böyle çok güzel opsiyonlar tanıyorlar. Ben de alıp getiriyorum onu yanıma, nasıl? Vallahi çok güzel bir şey. Çünkü biz Hatiko'yla bir çalışma yapmıştık bundan 2 yıl önce. Fatih'e dostlarımız iş arıyor diye. Şimdi yurt dışında, dünyada şöyle bir çalışma yapılmış. İş yerlerinde kedi köpek olan yerlerde verimlilik, üretkenlik ve çalışan mutluluğu çok fazla artmış. Ve buradan yola çıkarak her iş yerine bir barınaktan kedi veya da köpek sahiplendirme ile ilgili bir çalışma yapmıştık. Çok güzel bir reklam filmi çekildi ve hatta ödül aldı. Beyaz Öztürk seslendirmişti. Bizim Açiko Derneği'nin. Onu YouTube'dan izleyebilirsin, bizim Açiko'nun videoları. Tamam, arasında. Tamam. Özellikle o videoyu izlersen şunu söyleyebilirim sana. Yani iş yerinde bir hayvanın olması iş verimliliğini çok arttırıyor. Bütün dünyada yapılan bir şey. Yani sizin orada şu anda senin yanında can dostunun olması inşallah herkese örnek olur. Bu arkadaşlarımız diyorum ben onlara. Onlar evet. Bizimle birlikte işe geldiklerinde biz çok daha mutlu oluyoruz. Onlar da tabii ki çok mutlu oluyorlar. Çok. Keşke bu örnekler artsa. Tebrik ediyorum vallahi. Hem seni hem radyo çalışanlarınızı hem de bu sana bir imkanı veren herkesi. Çok teşekkür ediyoruz valla Ömürcüğüm. Bir de sen tabii Hachiko'dan konu açmışken Hachiko ile ilgili biraz konuşalım istersen. Hachiko Derneği Başkanısın, sen kurdun. İşte amacıyla ilgili, yani sokak canlarımızla, evde beslediğimiz canlarımızla ilgili. Daha sonra bugün gördüğüm habere geleceğim. Sabah Fox'ta gördüğüm Küçükkaya'da. Bu artık hayvan hakları yasasının meclis kapanmadan bu sezon özellikle çıkacağı konusunda. Bunlarla ilgili birkaç senden cümle istiyorum lütfen. İsimlerden bir tanesiyim. Evet. Pandeminin ortasında evden çıkmazken, gerçekten hiçbir şey için evden bile çıkmazken kalktım Ankara'ya, bu meclisteki kurultay için gittim. Oradaki bütün kırmızı çizgilerimizi sunduk. Bütün dernekler olarak oradaydık. Kalabalık bir topluluktu. Bu hayvan hakları kurultayına, bu yasayı çıkaracak olan kurultaya, işte sokaklarımızdaki hayvanların toplanmaması, yurt dışında olduğu gibi sahiplenilmeyen hayvanların uyutulması gibi bir şeyin söz konusu olmayacağı, hapis cezasının mutlaka gelmesi gerektiği, işte Yunus Parkları, hayvanat bahçeleri yenilerinin açılmaması, olanların da artık rehabilite edilerek doğaya salınması, onu ne kadar yapacaklar bilmiyorum. Belediyelere de ceza gelmesi, ceza kapsamına alınması belediyelere vesaire. Bütün kırmızı çizgilerimizi sunduk ve biz artık yasanın çıkmasını bekliyoruz dört gözle. Bu yasa bu sene çıkacak, ben inanıyorum buna. Çünkü her geçen dakika bir başka hayvanın tecavüze uğraması, işkence görmesi veyahut da ölümüyle sonuçlanıyor yasa çıkmadığı için. Bu nedenle bu konuda ben umutluyum, çok kısa bir zamanda gelecek. Bu yazın içinde meclis tatile girmeden yasanın çıkacağına eminim diyebilirim neredeyse. Evet, zaten hani bugünkü haber de bu yöndeydi. Artık geri sayım başladı. İşte hapis ve para cezası ve gerçekten hani fena değil. Hani görünen o ki bakalım, iyi bir yasa çıkacağı benziyor dediğin gibi. Evet. Hachiko. Bu arada Siyat Derneği'ne üyesin. Siyat'la ilgili biraz senden bir şeyler alalım. Valla sinemalar şu anda kapalı olduğu için sinema şu anda durmuş durumda. Aynı müzik sektörü gibi, aynı konserler gibi. Evet. Fakat sinema şu şekilde durmadı. Dijital platformlarda biz filmleri izlemeye devam ettik. Oscar töreni yapılabildi. Ama tabii ki o film festivallerinin coşkusu, işte Antalya Film Festivali, Adana Film Festivali, onların olmasını bekliyoruz. Bu Ekim ayında herhalde Antalya Film Festivali yapılacak. Hani biz de orada sinema yazarları olarak bu işin içinde olmayı ve yine
düzende filmleri izlemeyi vesaire vesaire umut içinde bekliyoruz. Sinema ölmez, bir şekilde bir yerlerde devam ediyor ama tabii ki asıl isteğimiz sinema salonlarında o görkemle herkesle birlikte izleyebilmek, festivallerde izleyebilmek. İnşallah o günler de gelecek. İnşallah, umut ediyoruz. Yani Ömürcüğüm, Çanakkale'de bulundun mu hiç? Geldin mi? Gelmez olur muyum? Çanakkale'de konserler de verdi. Çok konser verdi. Çanakkale öğrenci şehri her şeyden önce. Evet. Bizim konserlerin en keyifli geçtiği illerden bir tanesi. Hatta bu pandemi olmasaydı bir turne planlıyorduk. Gülden Karaböcek ve Tayfun'la birlikte Bir Yıldızların Altında projemiz var. O proje oraya da gelecekti ama pandemi oldu ama yine geliriz çünkü gerçekten çok keyif aldığım bir il. Gerek insanları, gerek coğrafyası, denizler olması, tarihi, her şeyiyle çok güzel bir yerde yaşıyorsunuz. Bizim Çanakkale'de Haçiko'nun da il temsilcileri var. Orada dernek olarak da temsilcilerimizin olduğu bir il. Yani neredeyse İstanbul'da kapı komşusu gibi diyebiliriz pek çok açıdan. Gerek konserler, gerekse de Haçiko çalışmalarımızda sık sık gidip geldiğimiz illerden bir tanesi. İnşallah geldiğimizde Ulaş Sen'le de yüz yüze de görüşürüz orada. Ay canım benim, her zaman baş tacı. Dün Murat'a da söyledim, Dal Kılıç'a da. Dedim gel oğlum dedim, ne işin var oralarda. Gel dedim, bir kahve içtik senden karşılıklı. Tamam Ulaş'ım dedi. Ondan sonra o gelmezse ben gideceğim Kuşadası'na, koyduk kafaya. Şimdi Ömürcüğüm şunu söylemek istiyorum. Peki Çanakkale'ye geldin, Çanakkale'de bulundun. Bu arada Gülden ablaya da selamlar. Gülden Karaböcek de Beylikdüzü'nde benim komşum. Bu arada, öyle mi? Tabii canım, o da orada. Yakınız. Ne güzel. Bu yılın ilk konserini Bodrum'da yine Gülden Karaböcek'le veriyorum. Yani ilk konser tarihimiz 2 Temmuz. Bodrum'da Aska Otel'de birlikte sahneye çıkacağız. Onunla sahneye çıkmak büyük bir keyif. Çok. Büyük bir gurur benim için. Çok. Gerçekten o sahneye çıktığımda seyircinin gözlerindeki ışığı ve keyfi ben birebir yaşamış biri olarak söylüyorum. Gülden Karaböcek sahnesi kaçmaz. Çok özel bir insan. Kızı da aynı zamanda, Nur da benim çok yakın arkadaşım. Çok keyifli bir aile. İyi ki varlar. Canım ya, benim selamımı söyle Gülden ablacığım. Tabii inşallah söylerim, yakın söylerim. Bir zamanda bak onu da almak isterim. Tayfun'uma da selamlar bu arada. Olur, söylerim tabii ki. Tayfun'la da bir görüşmemiz vardı ama o pek şey olmadı. Bir ara 90'lar yapıyordum ben. Perşembe günlerini Radyo Boğaz'da 90'ları ayırıyordum. Kısmet olmadı diyelim ama iyi olur yani bir aracılık edersen Ulaşcan'a. Tabii ki, ne demek ne demek. Memnuniyetle. Canım benim ya. Bu arada bizim Binur Sormageç ablamız var. Ünlü astroloğumuz. Cumaları onu alıyorum. Konuk ediyorum sağ olsun. O da tam bir sıkı hayvan sever ve Instagram'dan Binur Sormageç official olarak Hülya Yalçın'ı konuk ediyor. Her avukat hayvan hakları ile ilgili her cana bir sahip yapıyor. O da şu an bizi dinliyor ve sana da çok çok selamları var özellikle. Sana da çok selamlarımı, sevgilerimi iletiyorum. Çok özel insanlar hayvanseverler. Ben diyorum ki hani arkadaşlarım, insan tabii ki ailesini seçemiyor ama arkadaşlarını seçebiliyor. Benim bütün arkadaşlarım hayvanseverler. Hayvan sevmeyen, hayvanlarla bir şekilde arası iyi olmayan. Bu korkmaktan bahsetmiyorum. Korkanları anlayabiliyorum. Onları da normal hayvansever yapmak için elimizden geleni yapıyoruz ama hayvanlara kötü davranan kimse benim yanıma bile yaklaşamıyor. Onlar hiçbir zaman hayatımda değil. Ama tanımadığım ama hayvansever olarak bildiğim ki şu anda bizi dinliyor dedi. Herkes benim arkadaşım. O yüzden arkadaşıma sevgilerimi iletiyorum diyorum ben de. Canım benim ya. Zaten ben de programlarımda şunu söylüyorum. Hiçbir canlıya hiçbir şekilde zarar vermeyelim diyorum. Ne diyorsun? Evet. Kesinlikle öyle. Ya hiçbir canlı. Ya geçen Aynur Aydın mesela telefon diyorum televizyonda o ağlayışını görmüşsündür Aynur'un. Gördüm evet. Ne insanları bu kadar üzmeye kimsenin hakkı yok ya. Ya bilmiyorum, ben üzülüyorum. Her neyse canım benim. Yeni projeler o zaman yakında diyorsun yine. Evet şimdi yeni bir düet projesi var. İşte Ağustos gibi çıkacak. Söz ve müziği bana ait. Orada da sürpriz bir isimle düet yapacağım. Bizim müzik camiasından değil ama yine tanınan biri. O da sürpriz olarak burada o sürprizi söylemiş olayım. Sürpriz diye. Hadi bakalım. Hadi bakalım. O zaman seni en kısa zamanda Çanakkale'ye ararsın zaten geldiğin İnşallah. Zaman. Güzel bir yerde İnşallah, sana şöyle ki. Bir sade mi içiyorsun kahveni, nasıl? Vallahi sade içiyorum, evet. Ben de öyle. Şeker almayayım diye sade içiyorum. bir de bir şey diyeyim mi sana? Yemin ediyorum 3 kiloya yakın aldım şu kış döneminde. Eyvah, ben hemen. Yemin ediyorum İstanbul'dayken 107'yi gördüm ben Ömür. Oo,
Yemin ediyorum. Sonra o pandemi döneminde millet kilo aldı. Ben evde bu gırtlağımdan biraz keserek, hani yani boğazımdan diyelim, yemeyerek abi bir 15 kiloya yakın verdim. Şimdi 2-3 kilo aldım. Onları vermeye çalışıyorum. Yani 15 kilo verdikten sonra 2-3 kilo bir şey değil Ulaş. Bir şey değil, o kadar aynen. İzin var. Evet. Heh, izin veriyorsun. Daha fazla okay. Alma. Daha fazla alma. Bu kadar, bunlar güzel. Bu 3 kilodan 15 kilo gitmiş. Daha ne istiyorsun? Daha ne istiyorum ya? Aynen aynen. Değil mi? Peki canım benim. Şekersiz kahven benden. Her zaman baş tacısın. Bekliyorum seni Çanakkale'ye. Çok teşekkür ederim Ulaş. Son olarak Ömür Gedik Çanakkale'deki dostlarına, İstanbul ve tüm Türkiye'deki tüm canlarına ne demek ister? Son bir cümle alayım senden mümkünse. Şöyle söyleyeyim, her şeyin başı sağlık. Pandemide hani iş olsun, para olsun, mal mülk falan hiçbir şeyin zaten bilmemiz gerekiyordu ama bilmeyenlerimiz de sanırım öğrendi. Sağlığımız çok önemli. Sağlıklı bir yaz diliyorum herkese. Sevdikleriyle kucaklaşabilecekleri, yine mesafeyi koruyarak devam edecekleri, bu hayatımızın parçası olmak zorunda. Eskisi gibi tokalaşmalar, kapalı ortamda çok fazla bulunmalar belki hayatımızda olmayacak ama yine de dikkat ederek sosyalleşebileceğimiz, tekrardan sevdiklerimizle yüz yüze görüşebileceğimiz bir yaz olsun diyorum. Herkese sağlık diliyorum. Sonrası geliyor zaten. Çok teşekkür ediyoruz. Bu arada İSPİA'dan sevgili Sevinç'cime, canım arkadaşıma ve çok değerli eşim Mert'e de buradan ve bebişlerine de çok selamlar, öpüyoruz onları da. Seni de saygıyla selamlıyoruz. Tekrar görüşmek üzere. Hoşça kal. Teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Bay bay. Hiçbir zaman ölmeyen şarkılar gibi ben hiç seni.
Sevgili dostlarım, canlarım, can parçalarım, bugünkü Radyo Boğaz 95.8'in Ulaş Yurdalan'ın canlı bağlantı konuğu, gerçekten özel bir sanatçı, özel bir insan, sevgili Ömür Gedik'ti. Bu arada yoğun mesajlarınıza çok teşekkür ediyoruz. Çok çok sağ olun. Yoğun ilginize sağ olun. Var olun.